Hoş geldiniz dostlar. Belki de oyun dünyasının en karanlık, en duygusal ve en dramatik hikayesine hoş geldiniz. Karşınızda Downfall. Uzun süredir sadece birinci oyunu oynarken oyundan çok büyük hatalar aldığımdan dolayı oyun yarıda kesilmişti. Hiçbir şekilde devamını getirememiştim. Şimdi bu mükemmel hikayeyi sizlerle paylaşma zamanı. Evet. Yakın zaman içerisinde Lorelei oyunu çıkacak. Hem ondan önce bir hazırlık olmuş olur. Lorelei oyunundan daha sonra bahsedeceğim size. Peki ne düşünüyorsun Joe? Bence bu saçmalık. Ama oradaki çocuk Tanrı üzerine yemin etti. Eminim öyledir. O büyük şişman bir yalancı. Hayır değil. Bir tane amcanın konuşurken duydum. O bir gangster. Benim kıçımın gangsteri. İkinci el bir mobilya dükkanında çalışıyor. Her neyse. Peki plan nedir? Ben binanın diğer tarafını kontrol edeceğim. Çok aptalsın. Biliyorum, orada olduğunu biliyorum. Ve gidip onu bulacağım. Tabii. Sana bunda iyi şanslar. Abi ne olur bu sefer herhangi bir hata almayayım lütfen. Hayatımda en çok oynamak istediğim oyun bu ya. Lütfen. Adam güzel çizmiş abi. Ramugaz Michalski. Mükemmel çizmiş. Çok tatlı görünüyor. Şehirdeki en güzel, en tatlı kız olmak nasıl bir duygu? Bilmiyorum ki. Neden sen bana söylemiyorsun? Eğer bir kedi olsaydım bütün 9 yaşamımı seninle birlikte geçirirdim. Yani 9 yaşamımı seninle birlikte geçirirdim. Sence kedilerin 9 canı var mıdır? Yani böyle mi düşünüyorsun? Tabii ki. Ben kedileri severim. Yani büyüdüğüm zaman bir tane olmasını isterdim. Siyah, şeytan gibi. Neredesin? İsviçre. Ama sen sarışın değilsin ki. Yani neyse boş ver. Ya İngiltere'de ne yapıyorsun? Annemle birlikte geldim. Bir iş için burada ve burada kaldık. Baban? O gelmedi. Burada kedilerin öldüğü bir yer biliyorum. Öyle mi? Sadece aşağı tarafta bir kedi mezarlığı mı? Hayır, tam olarak değil. Yani öyle türlü eşyaların olduğu bir yer. Ama orada hastalandıkları ve yaşandıkları zaman öldüğünü biliyorum. Çok çılgınca bir yer. Sana o gösterebilirim. Ama yani annemi beklemeliyim. Yani bu kedi yeri hakkında, evet. Yani 5 dakika içinde geri döneriz. Annem bunu anlamaz bile. Bilmiyorum ki. Gerçekten çok fazla kızabilir. Tamam, başka bir şey hakkında konuşalım. Güzel çiçekler. Evet. Ama ben kırmızı olanları severim. Neden? Bir nedeni yok. Sadece kırmızı severim. Geri döndü. Kim? Brady,
Grady, dondurmacı amca. İsviçre'de ice cream, dondurma seviyor musunuz? Siz Amerika'da beyniniz var mı? Dedi kız da. Yine aynı meseleye döndük. Ha, orada güzel kırmızı çiçekler de var. Buradan hiç uzak değil ama... Yani ben seni tanımıyorum bile. Ben Joe. Tamam. Peki ya sen? Benim adım Ivy. Hadi Ivy. Yani bütün gün burada bu şekilde oturamazsın, öyle değil mi? Hadi eğlenecek bir şeyler yapalım. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Downfall bu oyunu ilk 2001'de mi 2002'de mi ne çıkmıştı? Tamamen sessizdi. Aynen bu şekilde, yani iki boyutluydu oynanış ama tam böyle değildi, ayrıntılı değildi. De size bir şey söyleyeceğim. YouTube'da Downfall birinci oyunu çeken insanlar bu şirket tarafından çağrıldı ve buradaki gördüğünüz olduğunuz karakterlerin birçoğu YouTube'da video çekip de seslendiren, birinci oyunu seslendiren insanlardan oluşuyor. Yani müthiş bir şey ya. Bu şirketi çok seviyorum ben. Harvester Games. Kırmızı çiçekleri sevdiğini söyledi. Ha, çok şey. Bunları seviyor musun? Gerçekten harika görünüyorlar. Hadi senin için bir tane alayım. Hayır. Bırak büyüsünler. Onlar oldukları yerde güzeller. Ha, sen haklısın. Bu onları öldürmek gibi bir şey, öyle değil mi? Tabii ki de öyle. Ve ayrıca belki başka birileri onları görür de mutlu olurlar. Anladım. Kız çok naif ya. Bu, yani bu mu? Evet. Ama o sadece bir tane kedi var orada. Yani ölü bile değil. Bence o bir zombi kedi. dönüşecektir öldükten sonra. Güven bana. Zombi kediler gerçek. Ama büyük olanlar gerçekten en kötü olanlar. Ha öyle mi? Yani beyni falan yiyorlar mı? İddiasına var mısın? Hayır. Ya saçmalama. Kediler gerçekten çok iyidir. Hepsi iyidir. Yani sen gerçekten kedileri sevmiyorsun değil mi? Ya sadece seninle dalga geçiyorum. Tabii ki de kedileri seviyorum. Öyle mi? Evet. O zaman bakalım bizi sevecek mi? Seni ısırmasına izin verme. Yoksa dönüşebilirsin. Aa, ne güzel tatlı bir kedi. Şimdi senin sıran. Ne? Yani yaklaş ve onu başını okşa. Tamam. Ya eğer zombi kediyse. Aha geldi. Gördün mü? Seni de sevdi. Wow. Kediler gerçekten onlara dokunmama izin vermiyor. Ha, bu harika değil mi? Yani seni sanki böyle aşka düşmüş gibi hissettiriyor. Hani duygulandırıyor. Aa, bu Brady. Hadi gel, gidelim de bir dondurma alalım biraz. Ulan şu kepçeyi gördüm, Gold Rush aklıma geldi ya. Oyun acayip sorun, acayip sıkıntılı, oynayamıyorsun ki. Çekimini yapacaktım, çekemiyorum. Aa, Brady gerçekten çok iyi bir insan. O benim babamın arkadaşı. Yani bu da demek oluyor ki bedava dondurma. Hey Brady. Hey Brady. Hey küçük adam. Senin için ne yapabilirim? Bu şeyliydi, çilekli mi? Yok. Peki bayan arkadaş için ne istersin? Ben iyiyim böyle, teşekkür ederim. Hayır hayır. Hadi. Yani biraz dondurma yemelisin. Ha, yani gerçekten yemek istemiyorum. Neden? Çünkü... Hayır. Sadece hayır.
Yani dondurma sevmiyor musun? Seviyorum ama... Ya o da benimkisinin aynısı olsun. Ben hayır dedim sana. Ve hayır demek, hayır demek. You should probably go after her, dude. Ya onun peşinden gitmelisin bence dostum. Yani gerçekten özür dilerim. Hayır. Bu benim hatamdı. Bazen saçmalıyorum. Tamam, iyi mi? Yani iyi miyiz şu anda? Evet, iyiyiz. O zaman yumruklaşalım. Aa, geldi. Onu buldum. Gerçekten mi? Evet. Tam da bahsetmiş olduğum yerde. Ama senin yardımına ihtiyacım var. Yani bir şeyin altında sıkışmış. Neden bahsediyor? O bir tane kasa olduğunu ve onun içinde şey, bu inşaat alanının altında bir kasa olduğunu ve onun içinde para olduğunu düşünüyor. Biliyorum, orada olduğunu biliyorum. Her pazartesi oraya bırakıyorlar ve bir dahaki gün başkası gelip onu alıyor. Ha, gerçekten mi? Ya ona inanmıyorsun değil mi? Kim bilebilir ki? Ya gerçekse? Bu uyuşturucu parası. Ve sadece orada oturuyor. Bizi bekliyor. Yani bu tür şeyler gerçek hayatta olmaz. Ama orada sana gösterebilirim. Büyük bir delik var. Sadece beni izle. Görmek istiyorum. Hadi yapalım Joe. Tamam. Hadi önden git bro. Sadece hatırla. Burası bir inşaat alanı. Yani hiçbir yere dokunmanızı istemiyorum. Tamam, dokunmam. Hemen kız dedi diye nasıl gidiyor ya? İşte böyle devamlı bir erkeği her zaman hani öne atacak bir bayan dokunuşu gerekiyor. Bu aslında genel yani hayatımızda gördüğümüz şeyler. O kadar çok örnekleri var ki bunun. Erkekler çünkü çok sorumsuz oluyor bazen. Hani hiçbir şey bazen umurlarında olmuyor. Yani tembellik var, öyle diyeyim. Yani bu ikisi görüyor musun? Yani burada bir şey, korsan hazinesi olduğunu söylememiştin. Ya umurumda değil ki. Kimin hazinesi olduğu umurumda değil. Orada işte. Ve ben onu istiyorum. Yani neden onu açmadın peki? Denedim ama çok ağır. Ve sen benden daha güçlüsün. Bence sen bunu yapabilirsin. Tabii ki de. Hadi bakalım o zaman. Evet. Bir şeyler arayacağız etrafta. Nasıl çıkacağız burada ya? Ha, sanırım bir şeyler buldum. İhtiyacımız olan bir şeyi buldum. Evet, demir bir bar bulduk. Hadi bakalım. El bombası. Ben bu bölümü yüzlerce defa oynadığım için bu bölümden sonrasını adam gibi geçemedim ben. Ay, bak, geri dön. İkiniz de geri dönün. Bunlar el bombası. Lanet olası, ağzına kadar dolu bir el bombası. Hayır. Hayır, bu olamaz. Ama para nerede? Burada para mara yok. Hiçbir zaman burada para olmaz. Buna inanmıyorum. Neden buraya el bombası saklasan bilmiyorum. Belki terörist olabilirler. Polisi aramalıyız. Ama önce, evet, ama önce buradan çıkalım hemen. Burası hiç güvenli değil. Abi yine bu sahneyi yaşamak zorunda olduğumdan dolayı çok kötü hissediyorum. Hadi Robbie. Hayır.
Ne demek hayır? Buraya hiçbir şey için gelmedim. Yani para değil ama bunu bir şeyler yapar değil mi? Bunların bir değeri vardır. Hayır. Bunu aklından bile geçirme. Bunları satacağım. Geri diye bir adam var, bir dükkanı var. Devam böyle şeyler, bu tip eşyalara bakınıyor. Orayı terk et seni lanet olası. Sence biz... Eyvah, gitti. Çok güzel anlatmış ya. Burada zamanı durması, her şeyin renksizleşmesi, tamamen hissizleşmek. Yani tekrar karşılaştığımızda 20 yaşındaydım. Yani onu, o olduğunu biliyordum. Aynı gülümseme, aynı şey bakışlar, hani durgun bakışlar. O beni hatırlayamadı ama... Yani bu bence iyi oldu. Yani kimyamız uyuşmuş diyor. Yani birbirimizi sevdik ve birkaç hafta evlendik. Yıla evlendik. Robbie hakkında bir daha hiç konuşmadık. Hani ölen kardeşiyle ilgili. Birlikte mutluyduk. Yani şansım tükendikten sonra bir kırıklar ortaya çıkmaya başladı. İlişkimizde kırıklar ortaya çıkmıştı. Ama bunu nasıl düzelteceğimi biliyordum. Başlıyoruz dostlar. Harvester Games. Lorelei diye bir oyun gelecek 2019 yılında. Yine o bu, böyle bir tarz olacak. Yine bu evrende geçiyor olacak. Bir an önce bu mükemmel oyunu oynamak istiyorum. Vakit kaybetmeden. Ve Ramirez Michalski. Quiet Heaven. Sessiz cennet. Evet, şiddet, 18 yaş üzeri uyarısı var burada. Çıplaklık, kan, şiddet, psikolojik travma, her şey var oyunda. Hani aklınıza ne geçiyorsa, hani kolay etkileniyorsanız izlemeyin. Ama siz Elder Gamers'sınız, bu yüzden etkileneceğinizi düşünmüyorum. Aslında bu oyun tamamıyla benim kanalımın bir özeti diyebiliriz. Evet, büyümüşler yıllar sonra. Evet, sonunda geldik. Şu çizimlere bakar mısın? Yani sanki şöyle diyorlar, Quiet Haven'e hoş geldiniz. Yani biz asla böyle mutlu olamadık değil mi? Yani web siteden daha iyi görünüyor. Ivy, sen iyi misin? Yani, hayır, benle konuşmuyor musun? Güzel. Yani şaşırdığımı zannetmiyorum. Ya her zaman böyle oluyor zaten. Sen,
Ne yaptım ki? Yani sürüyorduk. Yani birkaç süreliğine uyuyakaldım ve sonra... Yani ben... Ne yaptım ki? Yani eğer bir şey yaptıysam bilmek istiyorum. Biliyor musun? Yani ben burada her en iyisini denemeye çalışıyorum ama sen de sadece bu lanet olası şeyi kesip benle konuşur musun? Çok uzun bir sürüş oldu. Bak yoruldum. Yani gerçekten buna ihtiyacım yok. Bunu kaldıramam. Yani en azından bir defa insanların gözü önünde mutlu bir çift gibi görünemez miyiz? Yani tekrar aptal gibi görmek istemiyorum. Yani özellikle böyle bir şey yapmayı yani hak etmediğim için hani hak etmiyorum dedi. Deprem oldu az önce ya. Söyleme, söyleme, hiçbir şey söyleme. Neyse. Pes ediyorum. Hadi bakalım burada bize yardımcı olabilecek birileri vardır. Bunu duydun mu? Bu fırtına çok büyük olacak. Merhaba, orada birileri var mı? Telefon. Kimi arayacağım ki diyor. Aa, şeymiş. Out of order. Kullanılmıyor. Bakımda. Bizim de böyle bir kedimiz vardı bir zamanlar. Onu parkta gömdüğümü söyledim. Gibisinden bir şey söyledi. Üzerinde teacup the key master. Yani The Cat Lady oyunundaki Susan Ashwilton kedisi teacup. Cat Lady ile aynı evrende geçiyor oyun. Bunlar şey diyor, mıknatıs diyor. Bunlardan bir tanesini alacağım. Ivy bunları toplamamı seviyor. Ivy? Ivy? Where are you going? Nereye gidiyorsun? Devil came through here. Şeytan buradan geçti. What? Ne? What is that even? Yani bu ne olmaz, ne anlama geliyor? Biz yalnız değiliz Joe. Bizi izliyorlar. Kim? Bu kötü insanlar. Onlar aynaların içinde yaşıyorlar. Bazen dışarı çıkıyorlar. Yakalamaya çalışıyorlar. Şimdi gittiler. Ama eninde sonunda geri dönecekler. Ne, nasıl bir konuşmadır bu? Ne hakkında konuşuyor? Onları gerçekten görmüyor musun? Hayır, görmüyorum. Eğer gözlerini kapatırsan, sen de onları görürsün. Seni parçalara ayıracaklar Joe. Onlar... Hayır. Ondan uzak durun. Ben... Onlar şimdi gittiler. Kim gitti? Bunu anlayamıyorum. Büyük şişman olan... Kurçukları yiyor, ağzından kanlar akıyor. Onlar devamlı aç ve onlar ısırıyorlar, çiğniyorlar. Ufalana kadar, ta ki yok olana kadar... Tamamıyla seni yiyip bitiriyorlar Joe. Bu çok çılgınca. Hemen bir doktoru görünmeliyiz Ivy. Yani ben gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Gerçek olanı görmüyorsun Ivy. Şimdi gitmeliyiz. Çok kötü bir şeyler geliyor. Evet. Fırtına geliyor. İşte bu yüzden burayı terk edemeyiz. Fırtına geldiği için burayı terk edemeyiz. Fırtınadan daha kötü şeyler de var Joe. He tabii. Sen lanet olası aklını kaybediyorsun. Ya kendini toparla tamam mı? Ve beni takip et. Yani bıktım artık bu konuşmadan. Evet dostlar bu bölüm buraya kadardı. Eğer oyunun devam etmesini istiyorsanız hiç beklemeden beğenme butonuna basın lütfen. Ben bu oyunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın.